Tekirdağ 10 yıllarca geriye doğru gittiğimizde Tekirdağ'da bir tıp fakültesi kurulması için büyük bir çalışma, gayret, kampanya yürütmüştük. Tekirdağ'da hem tıp fakültesi kuruldu hem de onun içinde bulunduğu üniversite kuruldu. Ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye'mizin sayısı şimdi 207 olan üniversitelerimizden iyi bir yerde akademik çalışmalarıyla ürettikleriyle de iyi bir yerde bulunan nadide üniversitelerden birisi. İnşallah üniversitemizin daha da gelişmesi için birlikte hep beraber çalışmalar yürüteceğiz. Üniversitemizin Tekirdağ birçok büyük katkısı var, önemli katkısı var. Onlardan bir tanesi en başta gelen de buradaki hastanesi üniversitemizin, araştırma uygulama hastanesi. Hemşerilerimiz buraya tedavi olmak için İstanbul'a daha önce giderlerken şimdi Tekirdağ'da bu hizmeti hastanemizden alabiliyorlar. Yakın zamanda şehir hastanemizde devreye girecek inşallah. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru çalışmalar bu plan, bu hedef üzerinden yürütülüyor. Değerli arkadaşlar, sağlık alanında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin yapmış olduğu çok büyük hizmetler var. Hatta şunu söyleyebiliriz, dünyada en iyi sağlık hizmetinin verildiği ülkelerden Türkiye en başta gelen ülkedir. Ülkeler arasındadır da demeyeceğim. Bunu yurt dışına giden arkadaşlarımız da görüyor, orada yaşayan vatandaşlarımız da görüyor. Onlardan da zaten bu konuda bilgi alıyoruz. Sayısal veriler de ortada. Türkiye hem daha kaliteli bir sağlık hizmeti veriyor hem de bütün vatandaşlarımızın yararlanılmasını sağlayacak düzenlemeler de yapıldı. Hatırlarsınız daha önce farklı sosyal güvenlik kurumlarında olan vatandaşlarımız vardı. Bunların farklı hastaneleri vardı. Yararlanabildiği sağlık hizmetleri arasında farklılıklar vardı. Önce bu ortadan kaldırıldı. Tek bir çatı altında bütün sosyal güvenlik hizmetleri birleştirildi. Sağlık hizmeti bunun içerisinde birleştirildi. 18 yaşına kadar olan bütün vatandaşlarımızın hepsi, gençlerimizin, çocuklarımızın hepsi sağlık güvencesi altına alındı. Ve başta devlet hastaneleri olmak üzere bütün hastanelerimiz, vatandaşlarımızın evinde her türlü hizmeti, sağlık hizmetini de verebilecek hastanelerimiz var. Bunlar önce daha önceleri büyük şehirlerimizdeydi sadece. Hatta İstanbul ve Ankara'daydı. Şimdi illerimizin hemen hemen hepsinde en azından çok yakın bir ilimizde, Türkiye'nin bütün şehirlerinde büyük hastaneler, her türlü sağlık operasyonunun yapılabildiği hastaneler var. Bu bakımdan Türkiye'ye sadece tedavi olmak için gelen Avrupa ülkelerinden de birçok yabancı var. Avrupa'nın o hani gelişmiş ülkeler falan diye gıptayla baktığımız ülkelerin vatandaşları birçok sağlık hizmeti için Türkiye'ye geliyor. Tabi sağlık eğitimi alanında da çok mesafeler aldık. Birçok şehrimizde tıp fakülteleri kuruldu ve bu tıp fakülteleri gelişti. İyi hizmet veren, öğrenci yetiştiren fakültelere dönüştü. Değerli arkadaşlar, tabi hastane başhekimimiz ifade etti Necat Bey. Burada geniş bir konu, yani modern düşünce, modern dünya, modern paradigma ile ilgili modern tıp da bunun içerisinde bir yerde. Şöyle ifade edeyim, Heidegger'in önemli bir, çok önemli bir filozof aslında, benzeri olmayan bir filozof, Alman filozof. Kendisinden çok etkilenen daha sonraki filozoflar olmuştur. Kendisinin düşünce dünyası üzerine, bilim, sanat üzerine çok ilginç, farklı görüşleri vardır. Varoluş üzerine görüşleri vardır. Onun bir konferansında kullandığı bir söz var. Modern bilim, insanın yegane bilme yolu, yöntemi midir? Yoksa modern bilimin de yerini tayin eden daha üst bir bilgi alanı mı vardır diye bir soru sorarak başlıyor. Aslında modern tıp da dahil, modern dünyanın üretmiş olduğu her şey, teknoloji dahil olmak üzere her şey, insanlık tarihinin içerisinde ortaya çıkmış bir tecrübedir, bir birikimdir. İnsanlar çok büyük faydalar getirmiştir, bu inkar edilemez.